Öldürmeden sadece hırsızlık yapsak daha mantıklı. Öldürürsek şimdi psikolojimiz bozulabilir. Öldürmeden almalıyız bunu. Silah var mı acaba? Soyulduk. Tamam, 3 kurşun harcadık. Hiçbir şey alamadılar. Yorgun, aç, yorgun. Güzel. Önce Ruben uyusun. Aha, o adam geldi lan. Az önceki adam değil mi bu? Kapıda birisi var. Bu kim? Kalk sen de zırt pırt uyuyon anasını satayım. Açsın uyuyon. Sen hemen uyu. Kapıda bekleyen biri var diyor. Sen kimsin? Ayak yapmayın, içeridesiniz biliyorum. Alışveriş yapacak mıyız? Ha, takasçı. Konuş bir. Senin için gerekli her şeyi ayarladım. Tabii eğer dokümanlarım sendeyse. Yer altında bazı eski banka kasaları var ve benim bu kasalara erişimim var. Koleksiyonunu oraya taşıyabilir ve orada güvende tutabilirsin. Seninle güvende tutmak mı? Sana neden güvenelim ki? Fazla bir seçeneğinizin olduğunu düşünmüyorum. Burası güvenli değil ve şehir askerler tarafından kuşatıldı. Bu kağıtları sana mı vereyim? Burada herkesin görebileceği yerde. Hayır, benimle yakındaki inşaat sahasında buluş. Meraklı gözlerden uzakta. Alışverişimizi orada karanlığın gölgesi altında tamamlayabiliriz. Bana tek bir şey söyle. Eğer sana o dokümanları verirsek, peşinde olduğun insanlar, onlara ne olacak? Neden umursuyorsun ki? Sadece koleksiyonunu kurtarmak istediğini düşünüyordum. O dokümanlar benim fiyatım. Beni nerede bulabileceğini biliyorsun. Taras. Koleksiyonun için sana yardım edebilirim ama önce senin için değeri olmayan birkaç eski dava dosyasına ihtiyacım var. Bazıları geçmişte benim hakkımda kötü şeyler söylemişti ve şimdi bu onların fikirlerini biraz olsun değiştirmek için en iyi şansım olabilir. Anlaşma yapabilmemiz için görünmeyeceğimiz bir yerde terk edilmiş inşaat sahasında buluşalım. O dokümanlar benim fiyatım. Beni nerede bulabileceğini biliyorsun. Önce bir takas yapalım bakalım. Şu bitkisel ilacı ver bana. Tamam, ver. Şu ham maddeleri alalım. Şunu alalım. Şeker alalım. Su alalım. Sana ne verebilirim? Konserve veririm. Kendi yemeğimizi yapıyoruz. Sebze verebilirim sana birkaç tane. Çok özel değil. Çok da kötü değil diyor. Artık silah yapmamız lazım. Bakın, kırık silah parçası var. Şu saf alkolü verelim. İlgi çekici diyor. 3 tane ilgi çekici şey verdim ama maalesef yanaşmadı. Sana ne vereyim başka? Bir sebze versem. Tamam. Bence iyi bir anlaşma. Bana bunun yerine bir şey daha verebilirsin belki. Aynen, bak bundan. Oha. Oha, bunları da verdi. Şunu da ver bari. Vermedi. Bunları bırakalım. Güzel. Sigara. Şunu bıraksam sigara. Tamam. Bir tane daha sigara ver. Adamlar bari sigara içsin yarı yarıya. Anlaş. Yayına 8 saatten sonra yok. Devam etmeyiz artık ya. Elindeki tüm maddeleri aldık. Şunu verip bir anlaş bir. Sigara versen sana şunu versem. Tamam. Arkadaşlar, herkes bizden bir şeyler istiyor ya. Taras bizi tekrar ziyaret etti. Bu sefer bir teklifle. Bizde olan bir belgeyi istiyor ve karşılığında koleksiyonumuzu saklamamıza yardım edeceğine söz verdi. Anlaşma yapmak isteyeceğim bir kişi değil ama bu noktada çok fazla seçeneğimiz yok. Aslında o dava dosyaları önemli değil, verebiliriz. Şu tüccar Taras bu sefer bir teklifle geldi. Belki bize gerçekten yardım edebilir ama hayat bana onun gibi insanlara güvenmemeyi öğretti. Onunla ilgili bir şeyler onun gerçek niyetini sorgulamama neden oluyor. Zoran, şu Taras denen adam tam bir eşkıya. Eminim savaştan önce bir sürü korkunç şeyler yapmıştır ve şimdi bu trajik koşulları kendi çıkarı için kullanıyor. Umuyorum ki onu bir daha asla görmeyiz.
Bilmiyorum. Anya. Anya yatağın dibinde dursan. Ne kadar yakıtımız var? 4. Git şu odaya. Odaya sobun at. Odaya sobun atalım. Tamam, içeri sıcak. Şurayı bir okuyalım. Güncellendi. Müze koleksiyonunu güvenceye almak için bir yol bul. Tamam, Taras teklifi. Terk edilmiş şantiyede bizi bekleyecek. Kamyonu tahliye için hazırla. Bir araba atölyesinde yaşayan tekin olmayan bir adam, ihtiyacımız olan motor parçalarına sahip. Ama onları bedavaya vermek istemiyor. Ödeme olarak mücevher. Tercihen altın istedi çünkü altın bugünlerde kolayca satılabilen bir şey. Kamyonu çalıştırmak istiyorsak koleksiyonumuzdan bir şeyleri feda etmek zorunda kalacağız. Ya o annemizin altın değil miydi arkadaşlar ya? Uyudu mu bu? Sen git uyu. Tamam. Her şey yolunda gidiyor şu ana kadar. Radyoya bakalım Ruben. Bir şey var mı? Önce radyo çıktı. Tamam. Tamam, bir şey yok. Babanın saati. Yok, bu değil. Anya'nın kolyesi. Önemli. Ailenin kadınları arasında nesilden nesile geçen altın kolye. Anya'nın 18. yaş gününde annesinin ona vermesi gerekiyordu ama o şansı asla bulamadı. Hakan Ünsal, çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Abi, kesinlikle bu altını vermeyeceğim ya. Gerekirse canımı hiçe sayacağım. Bir bakalım. Bazı şeyleri tamir etmek için neye ihtiyacımız var? Şu. Kırık miğfer. Kırık miğfer. Aa, vardı bizde aslında ya. Orada vardı o depoda. Şeyde, garajda. Tüh, keşke onu alıp gelseydik. Bir yerde vardı bu ya. Ya demir yolunda ya şeyde. Tüh be. Burayı daha da geliştirebiliriz. 10 bileşen 6 tahta. Az kaldı, az. Az kaldı, oraya güçlü gidelim. Ne olur ne olmaz. Testeremizi kullanmıştık. Bir testere daha yapalım değil mi? Bir testere daha yapalım. Kapıda hala biri var zaten. O adam orada duruyor. Tüccar. Taras yani. Her şey güzel gidiyor. Alkol yapabilir miyiz? Boş durmasın. Su falan. Kalsın ya. Demlenmesi mi sürüyordu? Tamam, bir tane yap. Yorgun. Arkadaşlar. Soğuklar azaldı mı? Şunu boşa yaptık inanın. Neyse, günü bitir. Şimdi bu adamı öldürmeye gidelim mi? Araba atölyesine ya da depoya bir gidip bakalım mı ne var ne yok diye. Tehlike burası. Çok tehlikeli. Ordu üssü tehlikeli. Araba atölyesi. Ruben nöbette dur. Sen yatakta uyu. Araba atölyesine gidiyorum. Adamı öldürmeye çalışacağım. Hayır, çalmıyorum. Balta orada. Devyeye gerek yok. Silahı yanıma alsam mı acaba ya? Adamı öldürmek istemiyorum. Öldürmeden gidebilir miyiz? Alabilir miyiz acaba? Bıçak mı daha tehlikeli, balta mı?
Bence baltayı, bıçak yeterli. Ya da bıçak. Bir şey olursa kendimizi koruyalım. Abi yani bir araba parçası için insan öldüremem ya. Çalmaya çalışacağım. Belki biraz yaralanabiliriz. Zaten ilacımız var. Çalmaya çalışacağım arkadaşlar. Testeremiz, mestenimiz, her şeyimiz burada. Yanımıza bir şeyler alalım. Odun alalım, bileşen alalım, testeremizi alalım geri. Parça alalım, silah parçası alalım. Vallahi arkadaşlar dibime kadar gelecek. Bir deneyeceğim. Sandalyesi yok artık, direkt çalabiliriz. Artık sandalyesi yok. Ha. Aynen, yetişmiyor, direkt kesiyor, bunu öldürmem lazım. Kapı kapalıydı, şerefsiz nasıl gördü? Bunu benim mahvetmem lazım arkadaşlar. Bir şekilde öldüreceğim. Ama arkadan mı vuracağım, ne yapacağım bilmiyorum. Bu çünkü karanlık yerlere geçmeyecek. Şurayı parçalayalım. Arkadan buna dalacağız. Kendi kendine kesti az önceki çalma işlemini. Yakıt, yakıt, yakıt. Bileşen bırak. Şu yakıtları al. Gerekirse şunu bırak şimdi, mücevheri. Bunu veremiyoruz mu adama ya? Bunu adama veremiyor muyuz? Acele et. Puşt. Defol. Getirdim. Al mücevher. Arkadaşlar ya. Gel önümden geç. Hadi gel be. Ben dalıyorum arkadaşlar. Dalıyorum. Allah. Mahvolduk, mahvolduk. Ölüyoruz. Alt F4 yapacağım. Ağzımızı kırdı. Ağır yaralıyız arkadaşlar. Maalesef ağır yaralıyız. Ölüyorduk. Ne yapalım? Depresyona gireceğiz şimdi. Sizce ne yapalım? Ağır yaralıyız. Artık kararımızı verdik abi. Geri dönüş yok bu işten. Artık ağır yaralıyız. Bir şey daha bırakacağım. Şu dört parçayı alalım. İki odunu bırakıp bıçağı da alacağım. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar, adamı öldürdük. Umarım depresyona girmeyiz. Herkes alt F4 diyor. Sargı bezimiz var ya. Sargı bezimiz var ama askeriyede de şey olursak, hasar yersek. Yapacak bir şey yok abi. Bu bizim kararımızda. Ağır yaralıyız. Her şeyi bir yerde toplasak iyi olurdu aslında.
aşağı koş. Sargı bezimizi kullanacağız. İki tane sargı bezi bizi tekrardan hayata döndürür herhalde. Ağır yaralıyız maalesef. Burada ne vardı? Silah parçası. Evet. Ah şunu al. Al al sargı bezini al. Odunları bırakıyorum. Çıkışa koş. Adam iki adım daha atsa çat diye gizli gizli öldürecektik ya. Anya ölüyor diye ödüm koptu ya. 25. gün. Bakalım depresyona gireceğiz mi? Lanet olsun. Daha fazla dayanamayacağım. Yardım. Anya fena yaralandı. Ağır yaralı, çok aç. Burada koşamıyor. Kim nöbette durmuştu? Hemen. Sen yemeğini ye. Bir dakika Anya. Sen git. Anya oraya gidene kadar sen bütün uykunu alırsın zaten. Sen koşarak yatağa git. Anya biraz dayansın. Ruben. Zoran. Seni beslemekten başka bir şey yapmıyoruz. Sen şu yemeğini ye. Ağır yaralı Anya. Yürü yürü yürü. Yürü. Önce yemek ye. Yorgun. Neyse depresyona girmedik. Sen şunu halletmeye çalış. Arabayı bir halletmeye çalış. Anya. Önce yemek ye. Sargı bezi. Neyse ki 4 tane var ya. Git sargı bezini kullan. Tamir ettik mi? Kamyon tamam mı? Kamyon tamam. Hedefe ulaşıldı. Ne diyor? Gitme hedefi var herhalde. Ama nereye gideceğiz? Ağır yaralı ne oldu? Sargı bezi etkisinde hoşnut oldu Anya. Milena müzeye döner dönmez tahliyeye başlayabiliriz. Kamyon tamir edildi. Ve kamyona benzin dolduruldu. Eserlerle ilgili vazifelerimizi bitirir bitirmez gitmeye hazır olacağız. Güzel, Anya hoşnut oldu. Birkaç gece o zaman Anya yatacak. Bazı zor seçimler yapmak ve bazı şeyleri feda etmek zorunda kaldık. Ama yine de işe yarayabilir gibi görünüyor. Kamyonu ayarladık ve gideceğimiz yeri öğrendiğimiz zaman yola çıkmaya hazırız. Zoran da hoşnut. Kamyon tamir edildi ve yakıt depoları benzinle dolduruldu. Ama en önemli şey eksik. Milena. Gerçekten endişeleniyorum çünkü daha önce beni haberdar etmeden hiç bu kadar uzun süre dışarıda kalmamıştı. Aynen. Anya'yı tam doyuralım ya. Bu arada yayının son 3 dakikası. Umarım 8 saatte kapanmaz. 12 saat yayın yapabiliyoruz diye bugün uyarı geldi ama sanıyorum ki bir şey olmayacak ya. Şu hedeflere git. Önce bir yakıt at. Anya tam doysun, tamam. Anya aynı zamanda sen... Heh, koşabiliyor. Koştu şu an, güzel. Sen yakıt at. Tamam. Hadi kalk hemen sen de. Anya'nın uyumaya ihtiyacı var. Hadi bekliyorum. Kalk 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 kalk. Anya hemen uyu. Hemen yatağa. Çok aç, hoşnut. Pekala. Sen de yemek ye. Yemek bitiyor. Sen şu görevlere bir bak bakalım. Kimse yemek yapabilir mi? Yemek yapmak için suyumuz yok. Su yapmak için filtremiz var. 8 tane su yap. Güncellendi. Kamyonu atölyeden getirilen motor parçalarıyla tamir etmeyi başarabildik. Benzin deposunu doldurduğumuz anda burayı tahliye etmeye hazır olacağız.
Devam Kenny ya. Abi ben çok garip ya bu sosyal medya mesajları. Devam ki. Artık 12 saat ke. Yayın ke yapak mı ke? Haydi ke. Tamam, suyu yaptık mı? Biz ne yaptık? Ha, biz odun yaptık. Tamam, su yapalım şimdi. Bir tane su yapalım. Bence iki tane su yapalım. Aynen. 8 tane su yapalım, yemek yaparız sonra. 8 saatte herhalde yayın kapanmayacak. Bakalım. Şu an itibariyle 8 saat yayın oldu ama birkaç kere böyle bağlantı koptuğu için o üzerine gelecek. Bir tane daha şey yap. Yakıt yap. 4 tane yemek yapalım. Yemekleri yap abi. Yap 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 yap. Sebzeler geliyor buradan gene. Alkolümüz var. Güzel, her şey yolunda ya. Şuna basarsak gitmeye hazırız mı demek? Ama gidecek bir yerimiz yok. Hasta olmasınlar. Şu miğferi tamir edebilir miyiz? Bir in bakayım silah yerine. Evet arkadaşlar, 8 saat yayın. Artık 12 saat yayın yapabiliyoruz. Şunu tamir edelim. Bu önemli. Yap yap yap. Sobaya da yakıt atalım. Ağır yaralı. Ağır yaralıdan sonra hafif yaralı olacak, değil mi? Kapan. Ne yapabiliriz? İçki damıtıcısı bileşenimiz var baya. Bitki atölyemiz yok. Şunu bir yapalım mı ya? Sargı bezi, kalitesiz sigaralar. Şunu bence yapalım. Lazım olabilir. Burası doldu tamamen. Yukarıya, yatağın yanına yapalım bunu. Sobaya gerek yok, bu bizi idare ediyor ya. Ve dondurucu soğuklar var şu an. Artık miğferi direkt kafasına takacak mı giderken? İki tane bıçağımız var, iki testeremiz var. Bir balta, kürek hiç gerek yok. Şunu da al buradan. İçki yapabilmek için hiçbir şeyimiz yok. Şeker yok, zımbırtı yok, bilmem ne yok. Yine odun yakacağız mecbur. İki tane daha odun yak da şu yukarıyı halledelim ya. Anya uyanmak üzere herhalde. Anya uyandı ama evet hala yatıyor. Sargı bezi etkisinde. Gece yağmaya çıkaralım mı ya Anya'yı, yoksa birkaç gün dinlensin mi yatakta? Ağır yaralıdan sonra yaralı, sonra mı hafif yaralı? Ayvayı yedik. Gece yatması lazım, değil mi Anya'nın? Yoksa kendi kendine iyileşmeyecek. Onu biliyor musunuz? Gece yatması mı lazım? Artık günü bitiriyoruz. Bitirmeyelim. Kendi kendine geçsin. Buraya kadar geldik. Burası sıcak. Mutluyum. Bari şuna basalım. Ne oluyor ona basın. Heh, bu da bitmiş. Ruben. Evet, artık sargı bezi yapabiliyoruz. Alkol. Uf, bu değerliymiş bak. Sargı bezi, bitkisel ilaç. Of, bu değerliymiş lan. Bunları alalım abi. Neyi bu? Bitki. Burayı geliştirmek ne yapar bizi? Burayı geliştirmek için felek kadar bileşen ve tahtaya ihtiyacımız var. Gerçek ilaç ve kaliteli sarma sigaralar yapıyormuşuz. Devam ki. Şuna basınca ne oluyor? Koleksiyonumuzu nasıl tahliye ederiz bilmiyoruz. Devam ki babake. İnşaat alanı güncellenmiş. Orada bizi bekleyen şey var, Taras var. Onunla bir anlaşma yapmaya karar verirsek, tüccar Taras bizi orada bekliyor olacak.
bizden kurtulmak istediği bazı belgeleri getirmemizi bekliyor. Karşılığında tahliye konusunda bize yardım edeceğine dair söz verdi. Bence Taras'a götürelim onları ya. Daha Maria'nın yanına gitmemiz lazım. Milena'nın yanına gitmemiz lazım. Aynen Maria oluyor, aşçı. Araba atölyesinde bayağı şey var almamız gereken ama gerek yok. Biraz silah, biraz parça, terk edilmiş ev. Demiryolu istasyonunda hala çok miktarda silah varmış. Anya bence bugün yatakta uyusun. Ruben'i çıkaracağız dışarıya. Zoran nöbette dur. Yağmaya Ruben çıksın. Biz de bir depoya bakalım ne var ne yok diye. Aynen. Ruben'le bir bakalım. Yanımıza testere alalım bir tane. Maymuncuk alalım. Sessiz iş yapmak için. Bir de balta alalım. Her şeyi yanımıza aldık. Silah mı alsak acaba yanımıza? Burası tehlikeli. Ama silah. Aa. Bunu üzerimize mi giymiş olduk? Aynen ha, burası tehlikeli, bir keşfe gidelim biz ya. Burayı bir keşfe gidelim. Değil mi? Buraya keşfe gidiyoruz. Hadi bakalım. Dikkatli olmalıyım. Dayan Milena. Allah. Arkadaşlar. Mifer nerede? Kafamızda mı? Kullanılan kask. Ha, kullanıyor. Ağzını kırayım. Hayır. Tamam. Burayı parçalasak kimse duyar mı? Kimse duymaz herhalde. Parçalar burayı. Güzel. Ben abi yakıtla döneyim yeter benim için ya. Bırak bunu buraya. Şunları da ihtiyaç halinde mi alırız diyeceğim ama hayır, gerek yok. Yukarıda bir şey var mı? Bileşen kalsın. Dönerken alırız. Hadi yürü. Bu ne? Birisi duvara şunu yazmış. Radyoyu dinlemeyin. Bize yalan söylüyorlar. Arkadaşlar. Yukarıda biri var. Kalsın. Bunları alıp diğer tarafa mı koysak ya? Kalsın abi burada. Bunlar dönüş yolu hep. Hırsızlık burası. Allah, adam var. Arkadaşlar hırsızlık yapacağım. Özel mülk. Bu ne ya? Alma 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 alma. Koy geri. Burayı parçalayacağım. Duyuluyor mu ses? Vallahi ses duyuluyor. Bir hareketlilik var mı? Yok herhalde. Geliyor geliyor. Biri koşuyor. Yemin ederim biri koşuyor arkadaşlar. Kaç buradan çabuk. Şunu da al. Yok kaç. Koşmuyor. Ağzını kırayım. Alamıyoruz ki. Şunu bırak. Şu bileşeni al. Şuraya bırakalım bunları. Duydular mı acaba balta sesini? Yok bence duymadılar. Her şeyi bırak abi buraya.
Nereye gidiyor? Aşağıya geliyor. Umarım buraya gelmez. Gelirse boku yerim. Dön. Abi burada olmaz. Burada olmaz. Ben yukarıya çıkamam. Bunun gitmesi lazım buradan. Hadi zaman azaldı. Zaman. Milena'yı göreceğim daha ben. Buradan yukarı çıkamıyorum değil mi? Yok. Kapıyı açarsam anında döner. Ya ne yapıyorsun burada ya? Kapıyı açarsam mahvolurum. Heh. Yanıma gelme. Yukarı çık. Aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Benim hemen yukarı çıkmam lazım. Aa, saklanma yeri var. Güzel. Bir saklanma yeri daha var. Testere de var aslında. Hadi 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 hadi. Maymuncuğum da var. Çok güzel oldu lan bu. Adam gelmeden saklanmam lazım ama. Bu ne ya? Testereyi ve maymuncuğu bunun için mi kullandım ben? Yine de her şeyi yanına al. Arkadaşlar. Çok gergin. Yukarıda kim var? Az kaldı. Zamanım da az kaldı. Bitkisel ilaç olabilir. Kurşun lazım. Şunu bırak. Arkadaşlar. Hadi kapıyı kapat. Burada kaldık. Bu gece burada kaldık söyleyeyim. Buradan aşağı atlayabilir miyiz? Allah! Sen müzeden geliyorsun. Lütfen kapıları kapalı tut. Aha. Burada ne yapıyorsun? Milena'yı arıyorum. Ona bir şekilde yardım edebileceğimi düşündüm. Onu nerede tutuyorlar? O burada değil artık. Kaçmasına yardımcı oldum. Hücresine gizlice bir testere bıçağı soktum ama işler ondan sonra tepe taklak oldu. Ne oldu? Milena hücresinden kaçtı. Ona götürdüğüm testere bıçağını kullandı. Acele planı tesisin doğu tarafındaki çite ulaşmaktı. Ama iki asker onu fark etti. Ateş etmeye başladılar. Onu öldürdüler mi? Bilmiyorum. Vuruldu ama karanlığın içinde kaybolmayı başardı. Umarım hayattadır. Bu benim yüzümden mi oldu? Ona o bıçağı getirmeseydim. Hayır. Ona yardım etmeseydin çoktan ölmüş olabilirdi. Onu sonsuza dek hayatta tutamayacaklardı. Şimdi biraz hala umut var. Artık gitmen lazım. Onlar seni burada bulmadan önce buradaki balkonu kullanabilirsin. Önce bir şeyler çalmam lazım. Bitti. Zamanımız bitti. Bir şeyler alalım. Su alalım. Bırak bunu. 10 su. Tahtayı bırak. 10 su daha al. Arkadaşlar, sigarayı da bırak. Zıkkım içsinler. Şunu al. 2 bileşen de götürülmez. Alkol al. Eve bari bunlarla dönelim. Ya da bir kurşunu bırak buraya, 2 bileşen al. Hayat kurtarabilir bileşen. Dönemeyeceğiz. Artık dönemiyoruz. Baltayı falan buraya bıraksak olmaz. Çabuk bir şeyler daha çal ya. Şuradan bir şeyler daha çalsaydık. Belki güzel bir şeyler bulurduk.
Acayip gergindi arkadaşlar ya. Bir sürü asker var ya. Milena da kaçmış. Nasıl yapacağız? Anya daha iyi hissediyor. Daha iyi hissediyor ama yine de gözümüz üstünde olsun. Yaralı hoşnut.